Ajansında bu gece konuğumuz USPUM Yönetim Kurulu üyesi Doktor Ercan Özçelik beyefendi. Hoş geldiniz Ercan Hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi siyasetin gündemi kim aday olacak, kim çıkacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına aday olarak, rakip olarak, o şöyle bir kenarda dursun. Evet. Hakikaten toplumun ilgilendiği daha önemli meseleler var. Çünkü yani seçime şurada 9 ay gibi bir zaman kaldı ve vatandaş problemlerin çözülmesini istiyor. Evet. O problemleri tek tek masaya yatırmaya çalışacağız. Bugün masamız da geniş. Elhamdülillah. Yuvarlak kocaman bir masamız var. Evet. Bu konularla siz daha fazla kafa yoruyorsunuz. Tabii USPUM ailesi olarak aynı zamanda. Evet. USPUM içerisinde de siz zannediyorum bu az sonra konuşacağımız konulara daha çok ilgi alaka gösteriyorsunuz. Evet, çalışma grubu. Uzmanlık alanınız değil mi? Evet efendim. Yani hem sağlık sektöründen gelmek, hem sosyal eğitimler almak, hem bu çalışmalar içerisinde olmak, hem bir çalışan olarak, hem vatandaş olarak, hem de sivil toplum örgütlerinde görev alan ve bu konular nasıl çözülür diye düşünen, kafa yoran insanlar arasında olmak mutlu ediyor. Gönül ister ki daha güzel konularla gündeme gelelim. Ama evet. Ülkemiz dünya çapında çok güzel roller, çok güzel görevler, icraatlar yaparken, göğsümüzü kabartan teknolojiler geliştirirken, öte yandan halkın böyle aslında çözülebilecek nedenlerden dolayı incinmesi, mağdur edilmesi, bazı kesimlerin gönlünün kırılması da hoş değil. Bu gönül birliğini güçlendirmek için de bunları çözmek lazım. Evet. Siyasilerimiz belli ki yoğun gündemden dolayı bazen öteleyebiliyorlar. Biz de karınca kararınca gündeme getirmeye çalışacağız. Evet. Bugün gündeme getireceğimiz ilk konu emeklilikte yaşa takılanlar sevgili izleyiciler. Evet. Kaç sayıları nedir EYT mağdurlarının? Yani o tam bir efsane. İlk kanun çıktığı anda işte 10-12 milyon insanı etkiledi. 12 milyon. Evet, ilk çıktığı zaman itibariyle. Sonra zaman içerisinde bu kişiler yaşları geldikçe, emekli oldukça bugün itibariyle son söylentiyi söylüyorum. Maalesef Sosyal Güvenlik Kurumu o konuda şeffaf bilgi paylaşımı yapmadığı için biz dışarıdan uzmanların gözlemleri, işte bir takım başka verilerden yola çıkarak söyleniyor. En çok üzerinde ittifak edilen konu şu anda yaklaşık 4-4,5 milyon civarında emeklilikte yaşa takılan ya da yasaya takılan insanımızın olduğu. Evet. Ama eğer yasa hemen bugün çıkarsa, o mağdur edilen konu bugün giderilirse gerçekten emeklilik hakkı oluşmuş, diğer şartları oluşmuş olan yaklaşık 800-900 bin ya da 1 milyon civarında insan olduğu söyleniyor. Bunların işte %30 kadarı yaklaşık kamuda çalışıyor. Diğerleri özel sektörde ve Bağkurlu olarak çalışıyor. Yani hemen EYT problemi şu anda çözülmüş olsa sanıyorum bir 600-700 bin kişilik bir emekli olabilecek kitle var karşımızda. Evet. En baştan başlayalım mı? Tabii ki. EYT ne demek yani? Emeklilikte yaşa takılanlar diyoruz da. Evet. Nedir yani problemin aslı? Problemin aslı şu. Biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu 3 temel sacağı ayağında giriyor. Birincisi SSK var. Eskiden bildiğimiz Sosyal Sigortalar Kurumu. Yani işçilerin tabi olduğu uygulama. Sanatkarların ve esnafın ve çiftçilerin isteğe bağlı olarak tabi oldukları Bağkur güvenlik sistemi var. Bir de devlet memurunun, kamu personelinin olduğu emekli sandığı var. Şimdi bu üç kurumun da farklı emeklilik uygulamaları vardı ama özet olarak hepsinin yani 1999'da bu yasa çıkmadan önceki şey şuydu. Bir kişi kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl çalıştıysa işte sigortalılarda 5000 prim ödemesi tamamlandıysa memurlarda fiili olarak gün sayısı 9000 erkeklerde, bayanlarda 7200 olduysa emeklilik hakkı sağlanıyordu. Bu 20 ve 25 yıl sonra. Hı hı. 1999'da maalesef ülkece kötü bir haber, bir olay yaşadık biliyorsunuz. Deprem oldu 17 Ağustos depreminde. Ve zaten o dönem sıkıntılı olan bütçe kaynakları, imkanlar ve biraz da kötü yönetim etkisiyle Sosyal Güvenlik Kurumu sıkıntılı bir şeye girdi. Bu hale gelmesindeki önemli sebeplerinden birisi de maalesef siyasilerimizin bazen seçim dönemlerinde yapmış oldukları bazı böyle şey yapan böyle kolay hızlı emeklilik gibi uygulamaları da biraz daha zayıflatınca sistemi
Depremden sonra çark dönemez hale gelince çok radikal bir kararla bir kanun çıkarıldı. Evet. Ve fiilen o diğer şartların, yani prim günü ve yıl sayısının üzerine yaş şartı konuldu. Direkt olarak 1999'da Anasonmeye Hükümeti'nin çıkardığı kanunla erkekler 60 yaşına, kadınlar 58 yaşına emekli otomatik atandı. Burada bir virgül koyalım. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Antalya'ya geçmiş olsun diyelim. 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.42'de Gazipaşa'da, Kıbrıs'a da yakın, gördüğünüz gibi. Geçmiş olsun diyelim. Tabii çevre illerden de hissedilmiştir. 4.1 hissedilebilecek türden bir deprem. Dolayısıyla Allah beterinden korusun, saklasın diyelim. Antalya'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü. 23.42 sularında meydana gelen bu depremde şu ana kadar olumsuz bir bilgi ulaşmadı çok şükür. Aman ulaşmasın da diyelim. İnşallah. Şimdi EYT kısaca bu. Yani evet. Yaşa takılanlar. Orada bir şey oldu hocam. Orası önemli belki, hani hakkı iade etme anlamında. O yasa çıkarıldığında biliyorsunuz normalde yasalar uygulandığı, çıkarıldığı tarihten sonrasını etkiler. Olağanüstü bir şekilde o yasayı geçmişe yönelik yaptılar. Zaten sıkıntı orada oldu. Yani maç oynarken kural değiştirmek gibi. Yeni işe girenlerin bu şartlara tabi tutulmasına kimse itiraz edemez. Devletin uygulaması bir sözleşme evet. Karşılıklı. Ama halen çalışan, emekliliğine 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl kalmış olan insanların bu şekilde, onların da bu sert bir şekilde kanuna tabi tutulması büyük bir infiale yol açtı. Yani emeklilik planları yaparken evet, bir anda 10 yıl, 12 yıl, 5 yıl herkese vurdu. O dönem Fazilet Partisi Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Bu kanun hukuka uygun değildir dedi. Yani geçmişe sari olamaz diye. Anayasa Mahkemesi'nde hükümetin o zamanki kulisleri ve işte mevcut imkanların darlığı da dikkate alınarak böyle bir kademeli emeklilik gibi bir şey getirdiler. Yani tamamen direkt 58-60 yaşı dayamak yerine kişinin işe girdiği süreye göre, doğum yılına göre farklı sürelerde bazılarına 2 yıl, bazılarına 12 yıl, 17 yıl vurdu. Ve ondan sonra işte emeklilikte yaşa takılanlar efsanesi o zaman ortaya çıktı. Aslında biz yasaya takıldık. Yaşa değil, yani yaşı sonradan icat ettiler. Burada yapılan şey aslında bir müktesep hakkın bir yasayla oldu bitti olarak gasp edilmesi. Yani kanunla sizin planlar yaparken 3 yıl sonra emekli olacakken yaşınızın ötelenmesi. Bu birçok kişiyi mağdur ediyor. O kadar çok farklı yönleri var ki şimdi mesela işin kamu boyutuyla bakacak olursak devlet memurları genel anlamda iş güvencesi özel sektör gibi olmadığı için özel bir sağlık problemi vesaire olmazsa çalışmaya devam edebiliyorlar. Ama diğerleri Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi işçiler belli bir yaşın üzerinde işsiz kaldıklarında kolay kolay işe yerleşemeyebiliyorlar ve sıkıntı oluyor. Yaşlı işçiyi kimse almıyor. Öyle bir garip bir durum var ki mesela devletimiz yeni işe alacağı personellerde 35 yaş sınırı koyuyor. Bütün hemen hemen kamuya girişte ama 60 yaşına kadar da çalışmayı dayatıyor. Eğer 40 yaşında, 45 yaşında bir insan işsiz kalmışsa özel sektörde, kamuda iş bulması olağanüstü zor oluyor. Sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor vesaire. Çok değişik sıkıntılar oluşuyor. Ben vakit darlığını da düşünerek biraz hızlı ilerlemeye çalışacağım. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar bir mağdur bir kesim. Öyle ya da böyle birkaç yıl sonra bu insanlar zamanla doğal olarak emekli olup gidecekler. Ama onların şu anda fiilen yaşadığı ve bizim herkesin yaşayacağı başka ciddi bir problem var. O da emeklilikte aylık bağlama oranı. Maalesef eğer bir konuda reform var deniliyorsa özellikle... Oraya geçmeden önce şu EYT'yi biraz daha gündemde tutalım. O da onunla ilintili ama evet. Birazcık da anlaşalım. Şimdi, tabii ki. Bu mesele ilk başladığından başladığı sıralarda 12 milyon mağdur vardı. Mağdur diyebiliriz. Evet. Bu eriye 4 milyona kadar indi. Evet öyle söyleniyor. Yani bu mesele çözülmezse de önümüzdeki bir 5 yıl içerisinde ya da 10 yıl içerisinde bu kişiler de eriyecek ve EYT diye bir şey otomatikman kalmayacak. Kalmayacak. Ama evet.
tabii burada şu var, yani insanlar çalışırken bir yandan da ben şöyle şeyler duyuyorum. İşte biz çalışırsak bizim primimiz yatırıyoruz, emekli maaşımızın katsayısı düşüyor. Onu söyleyecektim. İşte dolayısıyla biz iki kere mağdur oluyoruz. Aynen. Yani hem daha fazla çalışmış oluyoruz, hem elimize geçen. Bu nasıl bir, çok garip bir sistem değil mi bu? Nasıl ortaya çıktı bu? O nasıl ortaya çıktı? İşte aylık bağlama oranı dediğim konu tam da oydu. Ben de onu ifade etmeye çalışacaktım. Şimdi 1999'da bu yasa çıkınca o dönem yine reform olarak aylık bağlama oranlarını, yani emekli olduğu zaman bir kişinin maaş hesabını 1999 yılında şey yaptılar, düşürdüler. Eskiden kişi çalıştıkça maaşı artıyordu. Yani iyi çalışan dostu ve uzun süre çalışmayı teşvik ediyordu. Sonra o düşürüldü. O Anayasa Mahkemesi'ne gidiş gelişler sonucunda 2000 yılında bir tavana tabi tutuldu ve oranları düşürüldü. Birinci darbeyi orada aldık. Sonra 2000 yılından 2008 yılına kadar böyle devam etti. 2008 yılında yeniden bir daha sosyal güvenlik reformu yapıldı. Biliyorsunuz bu kurumlar ayrıydı, birleştirildi SGK adı altında. Bu sefer 2008 yılında 5510 sayılı kanunla tabiri caizse aylık bağlama oranları kuşa döndü. Yani öyle o kadar düşürüldü ki, tavan o kadar aşağı indi ki artık o hesaplamayla emekli olan bir kişi adeta sosyal yardım parası alacak kadar düşük bir maaşa talim oldu. Hatırlarsanız 2017-2018 yılında maaş alan emekli olanlar 700-800 lira maaşlar bağlandı. Sonradan çok aşırı düşük olduğu görülünce devlet re'sen sehven hani bir yardım yapar gibi 1000 liraya çıkardı. Bugün o rakam minimum 3500 lira. Şu anda en düşük işçi maaşı 3500 lira ama gerçek abo uygulaması yapılsa aslında o kadar bile alamıyor. O kadar kötü bir hesaplama. Şimdi bir insan emekli olduğunda alacağı... O zaman bunun için emeklilerin AK Parti'ye yani bir teşekkür çok... etmesi lazım değil mi? Yani eski emekliler çok şanslılar. Yani o cezaya maruz kalmadıkları için. Ama şu anda çalışanlar ve şimdi emekli olanlar hep beddua edecekler. Gelecekte çocuklarımız 2008, biz şu anda nasıl 1999 yılında bunu çıkaranlara bazıları beddua ediyorsa şu anda mağdur olduğu için. Çünkü ben çok şükür memurum, öyle bir sıkıntı yaşamadım ama bir baba eğer evine yiyecek götüremiyorsa, çoluk çocuğuna ailesini geçindiremiyorsa ondan büyük bir zulüm olamaz herhalde. 40'lı yaşlarda, 50 yaşlarda insanlar emekli babalarının, dedelerinin harçlıklarıyla geçinmek zorunda kaldılar iş bulamadıkları için. Devlet ilaç vermedi, o kadar prim ödediği halde 5000, 10000 gün para yatırdığı kurumu yüzüne dönüp bakmıyor, ilaç vermiyordu. Allah'tan 2019 yerel seçimlerinde bazı belediye başkanlarının biz EYT'lilere ilaç vereceğiz, hani primlerini ödeyeceğiz, asgariye sosyal güvenlik primini yatıracağız deyince oradan etkisi oldu, bir şeyler yapıldı ama bu zulüm hala devam ediyor. Şimdi EYT'liler çalışıyorlar mı, çalışmıyorlar mı? Şimdi yani EYT'lilerden çalışanlar, bu şu andaki EYT mağduru olan kişiler, emekliliği geldiği halde hala çalışmak zorunda olanlar var. Bir kısmı memur, bir kısmı esnaf, bir kısmı işçi. Memurlar genel anlamda sıkıntılı değil. Hani çalışma şartları ve görevleri, yaptıkları iş itibariyle genel anlamda. Esnaf bir şekilde hani idare etmeye çalışıyor. En çok mağdur olanlar işçiler. Düşünün ki sanayide 14-15 yaşında işe girmiş, 20-25 yıl o ağır şartlarda fabrikalarda çalışan kişi zaten insanlıktan çıkıyor. Yani aşırı derecede yıpranıyor. Yaşı geldiği halde emekli olmadığı için çalışsa bile büyük bir sağlık problemi, sıkıntıyla mecburen kahrederek çalışıyor bazıları. Ha, gene de haline şükrediyor çalışanlar. Bir de o yaşlarda işsiz kalıp da iş bulamayanlar var. O çok sıkıntılı. Ben deminki sorunuz vardı ya, hani emekli maaşı düşüyor diye. Şu andaki sistem kişilerin, özellikle EYT mağdurlarının kayıt dışı çalışmasını zorluyor, teşvik ediyor. Neden? Çünkü demin hani 3 kurumdan bahsettim ya. 2000 öncesi, 2000-2008 arası, bir de 2008 sonrası. Bir kişi emekli olduğu zaman bu 3 dönemdeki çalışma süreleri ve primleri hesap ediliyor. Hangi dönemde ne kadar fazla primi ve süresi varsa onun matematiksel ağırlığı fazla olduğu için öyle oluyor. Bu da otomatik olarak 2008 sonrası bir EYT mağduru, işçi çalıştığı her yıl emekli maaşından yıllık 80 lira, 100 lira maaşı düşüyor.
Düşünün ki hem iki kat, üç kat neredeyse daha fazla prim veriyorsunuz, yıpranıyorsunuz diğerlerinden, hem de maaşınız düşüyor. Bu da aynı bu süresiz nafaka alan kadınların nafakaları kesilmesin diye sigortasız çalışması ya da nikahsız birlikteliğe devam etmesi gibi gayrimeşruluğa itiyor ve hem devleti mağdur ediyor aslında, hem insanları mağdur ediyor. Maaşları o yüzden düşüyor. Diğer devlet memurlarında falan da bir sabit tavana takılı kalıyor. Aylık bağlama oranının gerçekten, hani EYT öyle ya da böyle bitecek ama şimdi çalışan çocuklarımız, gençlerimiz ve gelecekteki nesiller açısından mutlaka insani düzeye getirmesi lazım. Şimdi bakın, tam nedir yani o insani aylık düzey? Şimdi insani düzey şu olmalı. Ne istiyorlar şimdi EYT'liler? Şu anda sadece EYT'liler için konuşmuyorum bunu. Bütün çalışan insanlar için söylüyorum. Özellikle SSK statüsünde çalışanlar için söylüyorum. Öyle bir maaş almalılar ki aylıkları en azından asgari ihtiyaçları giderecek. Hani açlık sınırı var biliyorsunuz, şu anda 6.000 liraya falan çıkmış Türk İş'in şeyine göre. Yani en azından asgari ücret seviyesinde olması lazım. 5.500 lira şu anda eğer bir asgari ücret varsa, çalışamayacak olan, yaşlı ve hastalıklarla boğuşan bir emeklinin de kendi evinde kirasını falan filan düşünecek olursak, en azından bir asgari ücret seviyesinde olması lazım. Bugün 3.500 lirayla yaşa diyoruz bu insanlara. İstanbul'da kiraların ne olduğunu biliyorsunuz. Fiyatların nereye gittiğini biliyorsunuz. Allah aşkına bir tane yaşlı bir amcayla hanımını düşünelim. Çocukları evlenmiş gitmiş diyelim ki, iki kişi olsalar bile 3.500 lirayla geçinebilirler. Ben bunu sorayım sadece. Mümkün değil tabii. Gerçekten yani çok sıkıntı. Bu konuda biz Sosyal Güvenlik Kurumu'nun daha şeffaf olmasını, verileri paylaşmasını ve hani böyle şey yapmasını istemiyoruz. Düşünün ki benim her ay maaşımdan şu anda mesela borcuma göre yanılmıyorsam 3.000 küsur lira civarında prim kesildi. Emeklilik, yaşlılık ve sigorta şeyi olarak. Ben bu EYT konusunda eleştirdiği için Sosyal Güvenlik Kurumu Twitter hesabı beni engellemiş durumda şu anda. Düşün, bu kadar da trip yapıyorlar yani. Böyle olmaz. Siz müşterilerinize, muhtarlarınıza böyle davranamazsınız ve halkınıza, düşünün ki bütün Cumhurbaşkanımıza, herkese ulaşabiliyoruz. Herkesi etiketleyebiliyoruz. Ama onlar ona bile tenezzül etmiyorlar. Bu konuda bir sıkıntı. Bu bakış açısını değiştirmemiz lazım. Devleti vatandaşla karşı karşıya getirmeyecek uygulamalar yapmamız lazım. Ben bunu ifade etmeye çalışıyorum bu konuda. Evet. Peki yani şu an hükümetin önünde olan modelle ilgili bir bilginiz var mı? İşte Hollanda modeli mesela nedir? Hollanda modeli ne? Öyle bir model yok dedi. Finlandiya modeli ama falan diyorlar. O da şu, şu anda ister istemez hani bir şey var ya, hesaplanan bir gelir gider dengesi var. EYT'lilerin hakkı iade edilirse eğer, bu emekli sayısındaki artıştan dolayı ödeme dengesi bozulur diye endişeleri var. Bu emekliliği hakkı olsa bile kolay kolay emekli olmasın diye işte maaşı düşürme, bir şeyler yapma gibi planları var ama bu saatten sonra bu tür formüllerin hepsi ters teper halk nezdinde. Çünkü zaten yıllarca bunun mağduriyeti devam ediyor. Mesela bir EYT için ödenmeyen her ay sanki gasp edilen maaşı gibi geliyor. Öyle düşünün. Çünkü hak ettiği süreden itibaren yıllarca alamadığı maaşı çalışmıyorsa eğer, öyle bir mağduriyet var. Dolayısıyla orada biraz bütçe kalemlerini şey yapıyorlar. Aslında bunun yolu o değil. Hani aktüerya diye denilen bir denge diye bir şey var. O da şu, çalışan sayısıyla emekli sayısının dengeli olması lazım. Dünyada 4 tane çalışana 1 tane emekli olacak şekilde ideal dengeyi söylüyorlar. Türkiye'de bu denge şu anda maalesef 2'ye 1. Yani 2 çalışana 1 emekli var. Bizim nüfusumuza uygun olan Almanya'ya baktığımız zaman, Almanya'nın çalışan sayısıyla Türkiye'deki kayıtlı çalışan sayısı, istihdam oranları ciddi farklar var nüfusumuz açısından. Mesela onlarda 55 bin, 57 bin civarında, milyon civarında. Bizde 44 milyon civarında. Büyük bir açık var. Demin bahsettiğim uygulamalar, şeyler yüzünden. O 57 anlamadım. Şöyle, o 57 milyon çalışan mı? Evet, şöyle. Almanya'da. Almanya'daki istihdam oranları, ben yanlış söylemeyeyim diye hemen şuradan bakayım müsaadenizle. Ya Almanya'da daha fazla çalışan. Tabii şöyle, bizim nüfusumuz diyorsun. Almanya ile Türkiye arasındaki nüfus yaklaşık olarak aynı. Hani 84 milyon evet civarında. Oradaki istihdam oranı, yani çalışabilir nüfusun çalışma oranı bizden daha yüksek.
biz şu anda aslında bu insanlar öyle ya da böyle çalışıyorlar. Kayıt dışı ekonomi bizde çok fazla. Yani mesela şu anda dışarıdan gelen hani bizim mülteci olarak kabul ettiğimiz insanların dışında kendi yerli insanlarımızdan da değişik nedenlerden dolayı kayıt dışı çalışmaya yöneltilenler var. Primler iyi toplanmıyor, kayıt dışı çalışılıyor. Eskiden Sosyal Güvenlik Kurumu prim yüzsüzlerini açıklıyordu ve biz bunları görebiliyorduk. Son 5-6 yıldır böyle bir şey de yapılmıyor. Dolayısıyla bir kamuoyu baskısı da oluşmuyor. Sizler, bizler normal ödemelerimizi yapıyoruz. Hatta elimize gelmeden primler ödeniyor ama atıyorum bazı belediyeler, bir takım holdingler falan bunları ödemiyor. Ve daha sonra prim aflarıyla adeta teşvik ediliyor. Ama benim bildiğim yani iyi cezası var sigortasız işçi çalıştırmanın tespit halinde. Ve ihbar, isimsiz de ihbar kabul edilebiliyor. O işin bir yönü o kayıtsız çalışmayla ilgiliydi. Tamam. Bir de kayıtlı çalışıyor. Mesela çalışandan, maaşından prim kesiliyor ama SGK'ya yatırılmıyor. Yatırılmıyor. Evet. Hmm. Yani SGK'nın prim açığı oluyor. Bu da ister istemez gelir gider dengesini bozuyor. Buradaki sıkıntı da o zaman ne oluyor? Onlar da giderleri azaltmak adına bu tür zorunlu yapılacak düzeltmeleri bile hep böyle bir taş koyma, bir engel olma. Ama efendim denge bozulur, bütçe bozulur, ödeyemeyiz diye siyasileri öteleyen, etkileyen bir yaklaşım sergiliyorlar. Bürokratlar öyle söyleyelim. Kendi açılarından öyle davranıyorlar. Ama biz biliyoruz ki Türkiye tasarruf teşvik konu, K ödemeleri vardı. Hatırlarsanız bu hükümet geldiği zaman kucağında buldu. Kangren haline gelmiş bir takım borçlar vardı. Vatandaştan toplanan fonlar falan vardı. Çok şükür onları ödediler, bitirildi. Hatta gayrimüslimlerin vakıf arazileri, vakıf hakları bile verildi. Yani bu kadar güzel işler yapabilen hükümet, iktidar, kendi vatandaşının gasp edilen bu emeklilikte yaşa takılma dediğimiz konuyu da halledebilir diye inanıyoruz yani. Şimdi sadece ne istiyorlar gerçekten EYT'liler? Bu soruyu tekrar sormak istiyorum. Emekli olmak mı istiyorlar hepsi? Yoksa? O hakkın iadesini istiyorlar. Yani kanun 1999'dan önceki kanun şeyi şuydu. 25 yıl ve işte şeyler için söylüyorum, SSK'lılar için söylüyorum. 25 yıl çalışan, süre fiili olarak çalışan 18 yaşından sonra ve 5000 prim gününü de tamamlamış olanlar emekliye hak kazanıyor. Ondan sonra kişi şartları gereği bazıları emekli olur, bazıları olmaz. Bazıları rahatsızlığından dolayı istese de çalışamaz. En azından o hak ona tanınsın, o tercih onda kalsın. Zaten insanlar dediğim gibi 3500 lirayla böyle kral gibi yaşayamayacağına göre mecburen mümkün olduğu kadar kendi işinde devam etmek isteyecektir. Yani emekli olurlarsa şayet onlar evet. 3500 civarı bir maaş mı alacaklar? Aynen evet. Şu an EYT'liler. Evet SSK'lı olanlar. Kimse emekli olmaz. Kolay kolay olmaz. Olanlar mecburiyetle oluyor. Peki bu işin çözümü ne o zaman? Yani bu, 3500 lira emekli maaşı için bu kavga yapılmaz yani. Şimdi hiç olmayan bir yer. Burada şöyle bir şey mi istiyorlar acaba? Ya biz çalışmaya devam edelim. Bizim gücümüz yerinde Allah'a şükür çalışalım ama maaşımızdan kesinti olmasın. Yani o emeklilikte alacağımız maaşımız kesintiye uğramasın. Emeklilik ikramiyemiz kesintiye uğramasın filan. Yani bu daha akıllıca geliyor bu talep, bu istek. Evet. Onu mu istiyorlar şu anda? Onu istiyorlar. Şimdi hani demin bahsettiğimiz 2008 yılında çıkarılan 5510 sayılı kanundaki abo oranları düzeltilirse fiilen kanama gibi devam eden o maaşların düşmesi iptal olacak. En azından daha çalıştıkça zarar etmeyecekler. Şu anda yani emeklilik yaşı gelmiş olan kişiler, yani süresi dolmuş olan kişiler maaşın düşmesin diye bile çalışmaktan imtina edebiliyor. Çünkü o şekilde olacak. Birincisi bu aylık bağlam. Enteresan bir sistem ya. Çok çalıştıkça nasıl bir insanın maaşı düşüyor? Daha fazla prim veriyorsunuz. O matematik hesabın işte o şekilde denklemin öyle kurulmasından dolayı. O denklem makul bir seviyeye getirilirse insanlar çalışmak ister. Elbette herkes sağlığı imkanı el verdikçe. Çünkü 40'lı 50'li yaşlar 60'lı yaşlar aslında masrafların katlandığı dönemlerde. Çoluk çocuğu büyümüştür, üniversiteye gidiyordur. Evliliği vardır, düğünü vardır. Ev almaya, araba almaya, nihayet bir şeyler yapmaya gayret ediyordur. Ama şu anda hiçbir şey yokken yani 3500 lira bile şu anda en azından namerde muhtaç olmama parası. Yani işsiz bir insan bunu yaşıyor. Neler yapılabilir?
Devletimiz bir kere yaşlı işçi demeyeyim ama böyle hani kıdemli işçi çalıştırmayı teşvik etmeli. Nasıl gençler için sigorta primlerinin yarısını üstlenme gibi şeyleri var ya, hı hı. O konuda biraz daha teşvik edici olmalı. Özel sektör kesinlikle gözün yaşına bakmıyor. Devletin tabii. Kendisi kurumlarını alırken en azından hani genel destek hizmetlerinde bile yaş sınırını mümkün olduğu kadar yükseltmeli. Biliyorsunuz eskiden FETÖ mağdurları yüzünden sınavlarda elenen, yapılamayan, işte o yaşını kaçıran mağdurlarımız da var. Yani 35 yaş sınırına takılanlar sadece işte emekliliği gelen yaşlılarımız değil. Genç olduğu halde zamanında bir takım torpil bulamayıp yapamayıp o süreyi geçen mağdurlarımız da var. Genel anlamda herkesin iyiliği için kamunun yaş sınırını yükseltmesinde fayda var. Herkesin lehine olur. İstihdam artar. Eğer EYT'liler mağduriyeti çıkar da emekli olanlar olursa gençlerin içinde kadrolar açılır. Ekiplerimiz gençleşir. Piyasa hareketlenir. Bu insanlar bu paraları alıp da götürüp başka yerde harcamayacaklar. Gene bu sektörde dönecek. Gene piyasada dönecek zaten. Evet. Bir kişi maaşından öbüreye bir kuruş bile arttıramıyor biliyorsunuz. Gene burada harcanacak. Dolayısıyla devlet sadece akışın yönünü biraz değiştirmesi lazım. Sadece onu istiyoruz yani. Şimdi mesela emeklilikte yaşa takılanlar kaç yaşında emekliliği hak ettiler ve kaça kadar bekleyecekler? Yani o kendimden örnek vereyim. Ben siz de mi EYT'lisiniz? Tabii ben de EYT'liyim. Ben memur olarak EYT'liyim. Ben 1991 yılında devlet memuru oldum. Sağlık meslek lisesini bitirdim ve 18 yaşında memur oldum. Başladım. Harika. 18 yaşından 43 yaşına kadar kesintisiz çalışmak şartıyla eğer arada askerliğe gidersem askerlik borçlanması diye bir şey var. Onu da yaparak ortalama 45 yaşında emekliyi teknik olarak hak ettim. Fakat EYT kanunu çıkınca bana 10 yıl vurdu ve ben 53 yaşına ötelendim. Şu anda kaç yaşındasın? 50 yaşındayım. Bana 3 yıl daha vurdu. Yani 3 yıl sonra ancak emeklilik dilekçesini verebiliyorum. Bu kesintisiz çalışma 18 yaşından itibaren kesintisiz çalışma şartıyla. Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl. Dolayısıyla eğer kadın 18 yaşında çalışmaya başladıysa hiç onlarda gebelik borçlanması falan var. Hani arada doğum izni vesaire kullandıysa onları da tamamlayarak onlar da yaklaşık olarak 40 yaş civarında 38 yaşından sonra emekli olabiliyorlardı eskiden. Ama şu anda herkese işte doğum yılına göre, süresine göre ortalama vurdu. Bana 10 yıl vurdu. Ben 1973 doğumluyum. Oradan daha genç olanlarımıza 15 yıla kadar, 17 yıla kadar vurdu oldu. O şekilde. Anladım. 43 yaşın emekli olmak çok erken değil mi ya Ercan Bey? Şöyle, bugün için bakınca öyle gözüküyor. Ama ben size söyleyeyim, 1940 yılında, 40'lı yıllarda Türkiye'de ortalama yaşam ömrü ne kadardı biliyor musunuz? 40-41 yaşındaydı. 1960'lı yıllarda, ben onun grafiğini de çıkardım. Bakın 1960 yılında Türkiye'de ortalama yaşam ömrü 43'tü. Ondan sonra zaman içerisinde hayat şartı tabii savaşlardan çıktık, işte hastalıklar, daha iyi şartlar vesaire. 2019 yılında ancak daha yeni 77 yaşına geldi. Yani o yıllar için konulan bu süre makuldü, hatta o bile fazlaydı. İnsanlar emekli olmadan ölüyorlardı. Şartlar iyileştikçe bu süre yaş uzadı. Şimdi bugün açısından evet, bugün işe başlayanlar için 43-45 yaşlar doğru, çok düşük. Zaten bugün başlayanların 58-60 yaşında emekli olmasına kimse bir şey demiyor. Problem benim gibi çok eskiden işe başlamış olan, sanayide yıllarca zaten yıpranmış, evet. O 80'li 90'lı yıllarda o sıkıntıyı çekmiş olan insanlara bu zulmün yapılması. Mesele o. Yani siz 35 yıl mesela memurluk yapmış olacaksınız. Ben şu anda dilekçe verinceye kadar değil mi? Evet, aynen öyle. 35 yıl fiilen. 35 yıl. Eskiden ben şey duydum mesela babamın ağzından, ben 25 yıl 6 ay bil fiil çalıştım filan, evet, diye evet. Böyle ifadeler evet. Kullanılırdı. Yani 25 yıl memurlarda. Şimdi 35 yıl. Evet, öyle oldu. Şimdiki yeni başlayanlarda bu süre daha fazla olacak tabii ki. Yani başladığı yaşıyla alakalı olarak. Sonuç olarak biz bu yaşları bugünün şartlarına göre değerlendirirsek yanılabiliriz. Her kanunu, her dönemi kendi içerisinde, kendi dönemine göre değerlendirmek lazım. 60'lı yıllardaki yaş ortalaması eğer 43-45 ise hatta geç bile oluyor o süre. Düşünün yani, insanlar emekli olmadan vefat ediyorlardı.
Bugün düzeltme doğru, mantıklı, yükseltmek lazım ama bugün başlayanlar için yapman lazım. Geçmişten zaten gelen gün sayanlara bunu yapınca bir de üstelik ilaç bile vermeyip mağdur edince, yani yıllarca prim vermişsiniz kuruma, hastaneye gidip muayene olamıyorsunuz, ameliyat olamıyorsunuz, ilaç alamıyorsunuz. Evet. Ama bu böyle yani çok camdan bir terazi, yani öyle dengeli tutmanız lazım ki o kırılmasın ama dengesi de bozulmasın. Evet. Şimdi yani Türkiye'de mesela 20-25 yıl boyunca emekli maaşı alan, bilmiyorum oranı nedir ama işte 4 çalışan bir emekliye bakıyor. Yani onun maaşını çıkarıyor devlet aslında o sistem için. İdeal sistem o. 4'e 1. Ve Türkiye'de... bu kartopu gibi de büyüyor bu arada. Evet. Değil mi? Yani azalma yok, artma var. Şimdi maliyetinin. Sistemin zaman içerisinde olgunlaşması, yaş şartlarını yukarı getirmesi gayet normal. Bu beklenen bir durum. Yani süre uzadıkça şey de ayarlanıyor. Fakat bu hep böyle yeni başlayanlar, kanunlar biliyorsunuz hep uygulandığı, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olur. Ama siz geçmişe yönelik yapınca bu sefer orada işte hak hukuk orada sıkıntı oluyor. Peki ne şu an mesela Sayın Bakan Bilgin'in işte masamızda tek bir formül var diyor. O formüle detaylarını bilmiyoruz şu an. Açıklanmadı. Evet. Zannediyorum Kasım Aralık civarında bir açıklanma gibi bir şey İnşallah. Söz konusu. Yani. Ne bekliyorsunuz mesela siz? 55 yaş mı olacak, 50 yaş mı olacak? 55 zaten siz 53'te emekli olacaksınız mesela. Sizin özelinizden gidecek olursak, örnek verecek olursak. O zaman 50 yaş mı olacak mesela? Ne gelecek? Yani 50 yaş tamam, 50 yaş emekliliği hak etmiş olsun. Bu aradaki 7 yıl boyunca çalışmasıyla beraber, tabii siz memursunuz ama mesela bir işçi olarak söyleyelim. Evet. İşte bu 7 yılın herhangi bir kaybının olmaması, varsa eğer ikramiyesine eklenip kendisine ödenmesi gibi bir formül çıkabilir mi mesela? İşte demin dedim ya, bütün formüller hep o verilecek olan haktan bir kırpma anlamına geldiği için büyük bir memnuniyetsizlik kaynağı oluyor. Ve hani aslında hükümet bunu niye yapıyor şu anda, yapmak istiyor? Doğal olarak seçim öncesinde insanların gönlünü kazanmak ve bunu hani siyasi anlamda faydasını sağlamak için. Ama eğer böyle hani girintili şeyli olursa o beklenen etkiyi ters tepki yapabilir. Şu yapılmalı. Şu anda dediğim gibi kanayan yara var. Bakın ben EYT mağdurları deyince benim aklıma işsiz, evine ekmek götüremeyen ve işte bulamayan insanlar geliyor. Ben onları empati yaparak böyle onun acısıyla konuşuyorum. Hı hı. Benim derdim o. Yoksa devlet memuru 3 yıl, 5 yıl daha bekler, işine devam eder. Allah can sağlığı verdiği sürece çalışır, sıkıntı yok. Ama bu insanlar halükarda şu anda evine ekmek götüremeyenler var, mağdurlar var. Öncelikle devletin böyle işsiz, EYT'li ve işsiz olanları tespit edip bunu yapabilecek imkanı sahibiz. SGK'da bütün veriler var. Bu mağdur insanları birebir tespit edip bunu acilen mesela öncelikli olarak işe istihdam etme gibi. Bazıları ya ben emekli olmak istemiyorum, bana yeter ki iş verin çalışayım diyenler de var. Hı. Rahatsızlığı olmayıp da. Yani öncelikle o dediğim gibi acil ihtiyacı gidermek lazım. Geçim ihtiyacına destek olmak lazım. O noktada eğer mağduriyetlerin önlenmesine yönelik bir çalışma yapılırsa daha iyi olur. Şey konusunda da eğer bu kanun çıkarılacaksa zaten o yaş şartı kaldırıldığında otomatikmen tek formül devreye giriyor. Şu anda 4 milyon insan olduğu söylenen, ki onu da bilmiyoruz. Belki de 2 milyon, onu bilmiyoruz. Bu kadar insan şu anda bir anda emekli olmayacak ki pat diye. Onlar da yaşı doldukça, hani süresi doldukça olacağı için öyle beklenen, böyle zannedildiği gibi büyük bir problem olmadığını, ekonomik bir yük olmayacağını düşünüyoruz. Düşünün ki hiç öyle bir sorumluluğu yokken bu devlet kendi emeklisine yılda iki defa bayram ikramiyesi verebilecek imkana geldi çok şükür. Hı hı. Mağdur olan insanların haklarını da verebilirler diye düşünüyoruz. Kısaca söyleyebiliriz. Umarım bu gerçekleşir. Bakalım, bir çalışma var en azından, gündeme girdi. Bir diğer meselesi de Türkiye'nin hakikaten ara ara kendini hatırlatıyor. Görülmese de bu sıkıntı maalesef kendini hissettiriyor. Maalesef çoğunlukla da olan yavrularımıza oluyor, çocuklarımıza oluyor.
başıboş sokak köpekleriyle ilgili bir çalışma yapılmalı. Bunu sürekli gündemde tutmaya çabalıyoruz. Gündemin diğer tartışmaları el verdiği müddetçe. Çok sağ olun. Çünkü yani o kadar çok üzüntü verici fotoğraflar, görüntüler, tablolar karşımıza çıkıyor ki işte çocuk köpekten ürküyor, yola fırlıyor, kamyon çarpıyor, hayatını kaybediyor. Evet. İşte Mehra'ydı değil mi o yavrumuzun Mahra, adı? Evet, Mahra kızım. Maalesef Mahra yani hastanede günlerce komada kaldı. Sıkıntılı evet. bir süreç geçirdi. Ne yazık ki kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Yani içimizi perişan eden görüntülerdi bunlar ama bir de hakikaten enteresan bir lobi var. Sokak köpeklerine dokundurtmayan. Maalesef. Onlar kim? Neden böyle bir şey istiyorlar? Bilmiyoruz. İki taraf böyle bir cephe oluşturdu. Bir kavga başladı. Yani her iki tarafın da elbette hassas olduğu noktalar var. Bir evet. kısım önce insan diyor. İnsan canı hakikaten her şeyin önünde gelir elbette. Evet, evet. Bununla ilgili USPUM olarak sizin çalışmalarınız, çözüm önerileriniz nedir? Bunu merak ediyorum açıkçası. Çünkü ne zaman bunu tartışmaya başlasak birileri tarafından hedef gösteriliyoruz. Bize saldırılıyor. İşte yani linç edilmeye çalışılıyoruz belli lobiler tarafından. Evet. Anlaşılır gibi değil bu süreç. Nedir şu an problem? Nasıl çözülebilir? Bununla ilgili bir çalışma başlattı mı devlet? Yani benim bildiğim şu, Sayın Erdoğan talimat verdi bütün belediyelere. Toplayın diye. Evet, bu köpeklerin yeri barınaklardır. Evet. Ve işte efendim artan lokantalardan vesairelerden yiyeceklerde ya da üretim tesislerindeki o fazla çıktılar mama haline getirilebilir, beslenebilir denildi. Çok makul bir çözüm aslında. Uygulanamadı evet. mı bu? Yani sokakları da hala sokak köpekleri var. Ve bu ızdırap sıkıntı devam ediyor. Çok mu zor yani bunu uygulaması? Hem çok kolay hem çok zor. Önemli olan gerçekten kararlı olmak ve önce insan dediğiniz gibi insan hayatını, insan güvenliğini, insan sağlığını önceleyerek yaklaşırsak olaya, hı hı. hayvanların da refahı elbette bizim için önemli. Bunları birlikte ve herkesi layık olduğu konumda değerlendirerek birlikte çözmek zorundayız. Eğer şu anda bazı aşırı uçuşların yaptığı gibi köpeklerle insanları eş tutan, hatta bazı yerlerde köpekleri daha üstün tutan bir anlayışla bir ortak çizgide buluşmak mümkün olmuyor. Şimdi başıboş köpekler dediğimiz aslında sahipsiz köpekler. Aslında sahipsiz de değil çünkü kanunlar diyor ki sokaklarda başıboş gezen köpeklerin sahibi belediyelerdir. Direkt onu sorumlu tutuyor. Hı hı. Fakat teknik olarak da sahipli de olsa bir köpeğin eğer boynunda tasma yoksa, serbest geziyorsa o anda başıboştur. Dolayısıyla sanki pimi çekilmiş bomba gibi nerede ne zaman patlayacağı, kime zarar vereceği belli olmayan biyolojik bir varlık. O anda kızabiliyor, işte cinsel dürtüleri ortaya çıkabiliyor, bir şey feromonlardan etkilenebiliyor, korkabiliyor, oyun oynamak isteyebiliyor. Değişik şekillerde bir hareket yaptığında çoğu kere karşı tarafta bir korkuya, endişeye yol açarak saldırma durumları ortaya çıkabiliyor. Şimdi başıboş köpek olayı niye bu hale geldi, nereden geldi? Eskiden şehirlerimizde, kasabalarımızda insanlar daha çok biliyorsunuz kırsal alanlarda yaşıyordu. Orada hayvanlarla iç içe, koyun üretiminde, diğer işte hayvanların besiciliğinde falan köpekler de o atmosferin doğal bir parçasıydı. Faydalı bir elemanıydı ve beraber yaşıyorduk ve onlarla beraber hayatımızı idame ediyorduk. Sonra kırsal alandan daha çok nüfus şu anda %75-80 oranında neredeyse şehirlere kaydı. Şehirlere gelince bizim buradaki köpeklerin varlığı ve konumu, pozisyonu değişti. Daha farklı olmaya başladı. 2004 yılına kadar herhangi bir yerde anormal bir köpek yoğunluğu olduğunda, saldırılar vesaire olduğunda belediyeler tedbir alıyorlardı. Ne yapıyorlardı? Ya köpekleri toplayıp başka bir yere götürüyorlardı veyahut da çok saldırgan olanları, işte kuduz gibi hastalı olanları uyutuyorlardı, itlaf ediyorlardı. Ya da onları alıp bazı belediyelerde sınır olan barınaklarda falan tutuyorlardı bir süre.
Dolayısıyla müdahale söz konusuydu. Fakat 2004 yılında 5199 sayılı kanun çıkıp da bunu yasaklayıp bir anlamda yerinde köpekler yaşasın, hani belediyelerde onları koruyup kollasın gibi bir görev verince 2004'te kabul ettiğimiz bir yasa mı? Evet, 5199. Avrupa Birliği ile ilgili bir. Onların etkisiyle hayvanları koruma kanunu şeklinde. Ondan sonra iş çığırından çıktı. Biliyorsunuz köpek psikolojisi, yani köpek fizyolojisi yılda iki defa kızgınlığa, hani dişiler için söylüyorum, kızgınlık dönemi oluyor ortalama. Hani farklı köpek cinslerine göre, beslenme alışkanlıklarına göre ortalama işte bir köpek yılda 10 tane yavru verebiliyor. Böyle olunca anormal geometrik bir şey oldu, bir üreme oldu. Ve şu anda bazıları 8 milyon diyor, bazıları 10 milyon, 15 milyon diyenler var. Resmen köpekleri şu anda başıboş köpekler tarafından sokaklarımız işgal edildi. Ya benim anlamadığım bir de şöyle bir durum var. Mesela kedi yavrusu görebiliyoruz sokakta. Köpek yavrusu ben göremiyorum. Hepsi büyük, hepsi çete gibi dolaşıyor. Nerede bunlar ürüyor da böyle sanki sokaklara belli bir yaşa geldikten sonra salınıvermiş gibi geliyor bana biraz. Öyle bir durum mu var acaba? Çünkü ben hiç sokakta çok fazla öyle hani başıboş sokak köpeğinin yavrularıyla gezdiğini falan görmedim açıkçası. Hepsi böyle 4-5 tane büyük, iri. Hani bir insanı kolayca üzerine zıplasa yıkabilecek. Evet. Boğazına çenesini basabilecek, boğmaya çalışabilecek derecede büyük köpekler yani bunlar. Şöyle yani o yavru köpekler özellikle hani daha çok ağaçlı, kırsal şehirlerin kenar mahallelerinde böyle hani izbe yerlerde, insanların fazla olmadığı yerlerde anneleri tarafından hatta ağaçlık alanlarda falan büyütülüyor. Oralarda besleniyor. Hatta besleyenler özel arabalarla gidip oralarda ağaçlık alanlarda, mahalle kenarlarında falan bunları besleyebiliyorlar. Sizin dolaştığınız hani şehrin orta yerlerinde ise onlar için de çok tehlikeli. Diğer köpeklerin de saldırıları vesaire olduğu için genellikle oraya gelmiyorlar, getirmiyorlar. Hmm. Oraya gelenler zaten sürüler olmuş oluyor. Şimdi bir noktadan sonra evet, orada 3-5 tane köpek evet, sürü oluyor. Aynen. Onlar da artık daha uzak şehrin içine doğru yol alıyorlar, yayılıyorlar. Kendileri evet, cinslerine göre zaten satılan, pet shoplarda satılan köpekler genellikle sokağa düşmüyor. Yani sokaklara düşen köpekler ya işte kangal kırması gibi dediğiniz büyük köpekler. Çok nadir de olsa pitbull gibi yasaklı ırklar artık olmaya başladı. Çünkü kanunla yasaklandı onların üretilmesi. Hepsi elinden çıkartmaya evet, ceza var, almak istemeyenler öyle yapıyor. Şimdi bu köpek fizyolojisine baktığımız zaman ben insan sağlığı eğitimi aldım. 14 yaşından beri sağlık eğitimi aldım. İnsanı biliyoruz ama bizim de referansımız bu konularda veteriner hocalarımız. Onları dinlediğimizde köpeklerin 17 çeşit saldırganlık, agresyon denilen bir modeli olduğunu, davranış modeli olduğunu söylüyorlar. Biz kısırlaştırmayla bunlardan sadece bir tanesini elimine edebiliyoruz. Başka yöntemlerle... Bir dakika yani şimdi... Toplansın bu köpekler, kısırlaştırılsın, problem çözülsün diyor. Mesela köpek, başıboş köpeklerin haklarını savunduğunu iddia eden kimseler. Evet, evet. Bu sadece bir tane agresyonun iptal edilmesi. Evet, geriye sanki şöyle düşün, 17 tane dişi olan bir hayvanın bir dişini çekiyorsunuz, gerisi aynen duruyor, devam ediyor. O 16 dişle ezebilir yani bir devam insana. Ki öyle oluyor. Yani dolayısıyla köpek... Evet, özel bir varlık. Bizim kendi faydamız için binlerce yıl önce kurtlardan evcilleştirdiğimiz, kullandığımız dostluğundan, hizmetlerinden yararlandığımız bir varlık. Ama köpek bir araç. Aynı araç, düşünün ki İsrail hapishanelerinde Filistinlere işkence eden çok vahşi bir araç haline gelebiliyor. Hatırlarsanız Irak Savaşı'nda Amerikan askerlerinin hapishanelerdeki mahkum Müslümanlara evet, o köpekleri nasıl saldırttığını hatırlarsanız. Ama aynı köpekler depremde enkaz altında yaralı insanları da bulabiliyor. Ya da silahlı kuvvetlerimizde, polis güçlerimizde işte bombaları bulmada, uyuşturucu bulmada. Bu bir araç yani. Nasıl kullanırsan, ne amaçla kullanırsan oraya hizmet ediyor. Ama kesinlikle başıboş bırakılmaması gerekiyor. Onların bir yere tabi olması gerekiyor. Zaten bizim söylediğimiz şey de o. Köpeğin yeri sahibinin yanıdır. Sahibi ister evin içerisinde, ister bahçesinde ama mutlaka onun kontrolünde, onun sorumluluğunda olmalı. Bu köpek fantezisi yapan insanlarımız, dostlarımız sadece arada bir rastgele sokaklara böyle et parçaları, çiğ etler, mamalar dökerek onların kursağına giren şeyle o sorumluluktan kurtulamazlar yani. O
O köpeğin sürekli bakım gerekiyor. Sürekli bakım gerekiyor. Sürekli takip ve kontrolünde olması gerekiyor. Ben bütün hani bu konudaki mevzuatları da inceleyerek söylüyorum. Mesela veterinerlik kanunu var ve ona bağlı olarak çıkarılan kuduz yönetmeliği var. Orada alınacak önlemler kısmında özel madde var. Merak eden dostlarımız bakabilir internetten. Diyor ki sahipli köpekler ya diyor etrafı yüksek duvarlı, kapalı bahçelerde, alanlarda veyahut da diyor sokaklarda diyor sahiplerinin yanında tasmayla, kayışla anca gezdirilebilir. Açıkta gezmesi yasaktır diyor. Şimdi sahipli köpeği bile siz tasmasız gezdiremezken 10 milyarca, 10 milyonlarca köpeğin sokaklarda rastgele gezmesini nasıl akla, mantığa, ilme, sağlığa uygun bulabiliriz? Şimdi yine hani böyle vakiti hızlı şey yapmak için müsaadenizle ilerliyorum. Mesela veteriner profesör hocalarımız demin dediği gibi 17 tane agresyondan sadece birisini kısırlaştırma iptal edebiliyor. Her bir köpeğin vücudunda taşıyabildiği, insanlara bulaşabilen 50'den fazla hastalık etkeni olduğunu söylüyor hocalarımız. Mesela Orhan Özbey hocamız, profesör veteriner hocamız, bizzat ondan duyduğum, dinlediğim bir konu. 50'den fazla hastalık nedenini biz mahallelerimizde, sokaklarda, çocuk parklarında, plajlarda, her yerde dolaştırıyoruz. Düşünün ki kistitatik denilen bir hastalık mikro şeyi var, etkeni var. Bunun yumurtası spor halinde köpeğin dışkısıyla dışarıya çıktığında bir yıl kadar doğadaki bütün yağmura, çamura, kara suya, her şeye dayanabiliyor. Toz olup buhar yoluyla, hava yoluyla, nefes yoluyla insanlara bulaşabiliyor. Yiyeceklerimize bulaşabiliyor. Her şekilde bir yıl kadar dışarıda mikrop tarlasında geziyoruz. Ve köpeğin dışkısı da toprağa, tarıma zararlı, toprağı zehirliyor. Mesela hayvancılık yaptığımız işte koyun, inek gibi hayvanların gübreleri bile bir şifa olarak topraklarımızda gübre etkisi var. Köpeğin öyle değil. İçerisindeki anormal madde dengesinden dolayı zehir etkisi yapıyor. Yani kimyasal atık madde gibi. 10 milyonlarca köpek şu anda, siz eminim ki İstanbul'da bir sokakta yürürseniz ya da İzmir'de falan, yani 100 metrede en az 5-6 yerde köpek pisliğiyle muhatap olursunuz, görürsünüz yani. Temizlenemiyor bunlar. Ve bunların hepsi bizim insanımızı hem sağlık yönünden, hem güvenlik yönünden, hem seyahat yönünden, turizm hizmetleri yönünden, her yönden tehdit ediyor. Ben utanıyorum açıkçası. Şu anda Avrupa haritasına baktığınız zaman kuduz açısından tek kırmızı olan Türkiye var. Avrupa bölgesinde hala kuduz vakası görülen, en son Tunceli'de yaşandı ve orada bir köy karantina altına alındı. Kuduz gibi artık yok edilmiş olması gereken, unutulması gereken bir hastalığı hala o riskle beraber yaşıyoruz. Bu kadar güçlü olaylar yaparken, bu kadar güzel teknolojiler geliştiren, mükemmel yatırımlar, altyapılar üreten bir ülkeye kuduz yakışmıyor yani. Gerçekten evet. Ağır. Peki çözüm ne? Çözüm ne? Birincisi mutlaka ama mutlaka bu sokaklardaki başıboş köpeklerin toplanması gerekir. Bu yani hiç üzerinde hani zaman geçirmemesi gereken, şöyle düşün, mayın gibi sokaklar dolu şu anda. Bunlar alındıktan sonra biz diyoruz ki belediyelerin ya da belediyelerin desteklediği özel sektörün, özel kişilerin kapalı, yüksek duvarlı, kapalı mekanlarda bu köpeklerin tutulması lazım. Kapalı derken etrafı kapalı, yani tamamen böyle izbe, kafesleri bahsetmiyoruz. Dolaşabilecekleri, yaşayabilecekleri özel yaşam alanları kurulması lazım. Barınak deyince böyle küçük ev, oda gibi, böyle kafes gibi yerler algılanıyor. Onu kastetmiyoruz. Bu yaşam alanlarında bu köpeklerin önce bir toplanması lazım. İkinci aşama, bu toplanan köpeklerin içerisinde kendi kendine hayatını idame edemeyecek kadar ağır sakat olan hayvanlar var. Felç olmuş, yürüyemeyen ya da çok ağır bulaşıcı kuduz gibi hastalıkları taşıyan ve insanlara, hayvanlara bulaştıran, artık sağlığını ileri derecede kaybetmiş ya da çok aşırı saldırgan olmuş. Gördüğü şiddetten ya da başka bir nedenden dolayı, herhangi bir şeyden dolayı aşırı saldırgan olup diğer hayvanlara ve insanlara sürekli zarar veren hayvanlar da var. Bunların ayrılıp en uygun bir şekilde, en insani yöntemle uyutulmaları gerekiyor. Ki 5996 sayılı veterinerlik kanunun 9. maddesinde bunlar yazılı, şartları yazılı. Bunları kim yapacak? Vatandaş yapamaz, zehirleme yapamaz. Ama işte burada zannediyorum sizinle ayrıştığımız nokta burası. Evet.
Yani uyutulma deyince bu biraz şöyle oluyor. Çok yumuşatılmış oluyor. Yani diyorsunuz ki bu hayvanlar öldürülsün. Eğer gerçek ifadesi bu. Şöyle, eğer o hayvan diğer hayvanları öldürüyorsa, mütemadiyen saldırıyorsa, o bakım yerinde, bakım için toplanan yerde kendilerine bakmaya gelen insanlara saldırıyorsa ve her bir hareketi, yani kendi kendine tuvalet ihtiyacını bile gideremiyorsa, yemeğini yemekten acizse, o kadar sakat olanlar var. Bunları özellikle yaşatıp dilendirmek için, onlarla duygu sömürüsü yapmak için kullanan yerler var. Onları da görüyoruz hani sosyal medyada. Onları söylüyorum. Hayvan refahını sağlamak zorundayız. Acı çeken, acı çektiren hayvanı yaşatmak hayvana da zulüm, diğerlerine de zulüm. Burada mesela 1000 tane köpek toplandıysa, bahsettiğim gibi uyutulması gereken, ki bunun kararını ben vermeyeceğim, siz vermeyeceksiniz, bunu veteriner verecek. Oradaki gözlemleyecek o hayvanın durumunu. Bunun yaşaması diğer hayvanlar için ciddi bir risk dediği olanları söylüyorum. Bu da %5'e %10'u geçmez. Belki de o kadar bile yoktur. Bilemiyorum. Bence onlara da başka bir yöntem bulunmalı. Belki olabilir. Yani öyle denilince biraz sonra, işte tepkiyi bence siz orada görüyorsunuz. Ben şöyle bilimsel yöntemi söylüyorum. Sonra hani ne yapılması lazım? İsterseniz onu da hemen tamamlayayım. Ama bilimsel de her zaman etik olmuyor ki ya. Hep yani vicdanımızın kabul edebileceği bir çözüm olmuyor maalesef. Şöyle yapalım, biz aşamaları söyleyelim. Bunu da yapmadan ne yapılabilirse onu da konuşalım. Yani onu da mesela bu köpekler toplandıktan sonra onların bir kere nasıl bütün besicilik yapanlar bilirsiniz. Çiftlik hayvanlarında dişi ve erkekler ayrılır. Birbirlerini etkilemesinler. Kontrolsüz üreme olmasın diye. Hı hı. Bunların ayrılması lazım. Sonra bizim sahiplenmeyi teşvik etmemiz lazım. Belediyelerin ya da özel kurumların her bir hayvanı aşılayıp ondan sonra etiketleyip resimlerini, görsellerini alıp web sitesinde ya da ona benzer uygulamalarla insanların gelip alabileceği, seçebileceği, sevebileceği bir imkanla teşvik etmesi lazım. Yani bizim sahiplendirmeyi, sorumluluk almayı teşvik etmemiz lazım. Evet. Ondan bizim sonra bizim kültürümüzde köpek beslemek pek yani uygun değil. Evin yani içinde değil ama bahçesi olanlar olabilir, çiftliği olanlar olabilir. O anlamda söylüyorum. Onların da var aslında çoğunun yani köpeği de. Yani burada mesela şeyi merak ediyorum ben. Avrupa böyle mi bulmuş bu yöntemi? Uyutarak mı sizin tabirinizle? Öyle mi bulmuş bu çözümü mesela? Hani şey diyorlar hep, ben bilmiyorum, sokaklarda kedi göremezsiniz, köpek göremezsiniz. Avrupa'da, Amerika'da doğru. Yani Almanya'da, hatta geçen bir video izledik. Almanya'da otoyola bir tane köpek çıkıyor. Başıboş köpek çıkıyor. Bütün otoyol trafiğini iki tarafla kesiyorlar. Hayvanı yakalamaya çalışıyorlar. Hayvan yakalanmayınca en son mecbur kalıp uzaktan tüfekle vurmak zorunda kalıyorlar. Orada can güvenliği, insan güvenliği çok önemli. Biz şimdi Türkiye'de bakın trafik kazalarına bakın. Herhalde bir çoğunun altında işte yola aniden fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. 8-10 kişi yaralandı, kaza getirdi. Bu haberleri benim de çok canım çok fazla oluyor. Yanıyor. Yani inanılmaz derecede üzülüyorum. Şöyle yani mahraya mesela içim eridi bitti, yani kül olduk, perişan olduk her yani mahranın. Bizim şey yapmamız ondan sonra lazım. Şu Urfa'da mıydı, Antep'te miydi, evet, o sitenin içerisindeki değil mi? Kapının önünde bir şey ismini şu an hatırlayamadım ama Asiye. Evet, Asiye'ydi. Evet. Yani ona böyle artık izleyemedik yani görüntüleri, o kadar kötü. Apartman, ki onlar sahipli hayvanlardı. Evet, apartmanın içerisine girip yani binanın içerisinde saldıran köpekler oluyor ve çeteleşenler oluyor. Yani bu konu artık gerçekten hani şimdi terör dediğimiz zaman bazıları kızıyor ama terör nedir? İnsanların eğer canını alıyorsa, malına zarar veriyorsa, korku ve endişeye, huzursuzluğa yol açıyorsa, bir hakkını, bir özgürlüğünü kullanmaktan men ediyorsa bunun adı terördür. Şu anda başıboş sokak köpekleri terörü esirliyor şu anda. Sokaklarımızda, evet, parklarımızda, bahçelerimizde, bisikletle, kuryeler için kabus. Evet. Her yani şöyle, içlerinde son derece uysal olanlar var. Belki onlar ayrıştırılabilir. Saldırgan meyilli olanlar var. Tipinden de belli oluyor zaten onların yani. İlk etapta bunlar toplanabilir. Ya bu bir belediyeye ne kadar bir yük teşkil eder? Hiçbir şey bizim önerimiz bu. Şu anda belediye sadece bütün yükü belediye yüklersek şu anda bu sayılarla belediyelerin altından kalkması zor. Ama belediyeler organizasyon yaparak en başta mekan temininde ve onun çevrilmesinde destek vererek bir hedef nokta belirleyebilir. Köpekler buralara toplandıktan sonra biliyorsunuz hastanelerin, fabrikaların, her yerin tonlarca yemek artığı oluyor. Yenilmeyen, hiç dokunulmayan, evet, yemekler oluyor.
ya da köpekler tarafından yenilebilecek yemek atıkları oluyor. Hani tabii, pisliğe bulaşmamış. Bunlar organizasyonlarla buralara aktarılabilir. 2000-3000 civarında köpek işte hayvan derneği olduğu söyleniyor. Bunları da görüyoruz sürekli. Buraların buralarda hizmet vermesini, yani bu derneklerin, gönüllü kişilerin gelip burada sahiplenmelerini, buraya destek vermeleri sağlanabilir. Hatta bilirsiniz, bazı yerlere hayırsever birisi gelir, bir cami yaptırır, okul yaptırır, der ki işte bunu filanca kişinin hayrına yapıldı. Derneklerin, kurumların, özel işletmelerin bu hayvan yaşam alanlarında bazı yapıların sponsorluğu üstlenmeleri sahiplenebilir. Bunları yaparsak eğer, yani bu hayvanları insanlarla olan irtibatını koparabilirsek, imkanımız ölçüsünde orada yaşatalım. Buna bir şey demiyoruz. Evet. Bizim önceliğimiz insanın sağlığı ve güvenliği. Evet. Onu söylüyorum. Yani sokaklardan hayvanlar toplansın. Artık evet, onlar nasıl bir kategoriye ayrılacaksa ayrılsın. Bu sizin tabirinizde uyutma diye düşündüğünüz şey bence daha tartışılmalı bir noktası. Bunu zaten veterinerler karar verecek, evet, buna. İşin yani, en sıkıntılı, evet, evet, karar verme şeyi bu. Benim vicdanım el vermiyor aslına bakarsanız. Şöyle yani olabilir. Ama işte mesela atıyorum, bu ülkede kuş gribi diye bir şey çıktı, tavuklar itlaf edildi. Aynen. Onlarınki de canı, yani bir, evet, köpeğin taşıdığı cansa bir tavuğun, bir kuşun, bir güvercinin. Atın ayağı ise kırılıyor yarışta, atı uyutuyorlar. Evet, onu hemen da uyutuyorlar. Yani işte ne bileyim ya, başka bir yöntemi olmalı muhakkak. Bakın, şu akılları olabilir, çalıştırmak lazım. Tamam, yani bu şu konuda olabilir. Ben söyleyeyim size. Mesela toplandı, hayvanlar toplandı. Belediyelerin işte yaptıkları özel yaşam alanlarına toplandı. Ve veterinerler tarafından yapılan kontrolde şu hayvanların kendi durumları gereği uyutulması uygun görüldüğünde, o hayvanlar için özel yardım dernekleri, kuruluşlar, sahip çıkanlar, gönüller olabilir. Hı. Bunlar için özel rehabilitasyon merkezleri kurulabilir vesaire. Yani bunlar, evet, yapılabilir. Anladım. Ama normal olarak siz genelin sağlığı için o ayrımı, hani biz buna triyaj diyoruz, onu yapmak, evet, zorundasınız yani. Öbür türlü hepsine zarar verir. Bir mikrop, yani bulaştıran bir köpeğin sağlam köpeklerin yanında tutulması diğerlerinin de hayatını riske ediyor. Ya da onlara saldırması, öldürmesi, parçalaması. Bunu da istemeyiz. Tabii. O açıdan onların... Hele hele yavrularımızın, küçücük çocuklarımızın, evet, köpekten ürkerek, evet, başlarına çok büyük kazaların gelmesi, hayatlarına mal olmasını istemem. Evet. 3 yaşında bir çocuğum var. Asla böyle bir akıbet başımıza gelsin istemem. Hiçbir çocuğumuz için, hiçbir yavrumuz için. Sokaklarda evet köpek... Bu kadar çok köpek görmek istemiyoruz, saldırgan köpek görmek istemiyoruz. Evet. Bir an önce hakikaten bu konuyla ilgili çalışmalar tamamen erdirilmeli. Evet. Akıbetini de tartışmalı Türkiye, yani aynen, ne yapılsın? Bizler diye bunu hep kendi aramızda tartışıyoruz. Demin bahsettiğiniz, evet, gibi USP'un kurullarında bizim özel uzmanlık gruplarımız var. Kendi içimizde tartışıyoruz bunları, ne olabilir diye. Hani dünyadaki trend nedir, biz ne yapabiliriz, şartlarımız neye el veriyor, bunların hepsini konuşmaya ve bir politika üretmeye çalışıyoruz ama, evet, inşallah ilgili yerler duyar ve halkın rahat rahat yaşama özgürlüğünü, bu çünkü anayasal hakkımız, yani sağlık hakkımız, evet, Hıfzı Sağ Kanunu, diğer kanunların hepsi, belediye kanunları bu görevi vermiş. Bunları bir an önce yapılsın inşallah. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Gece Ajansı'nı noktalıyoruz. 23.30'u gösterdiğinde saatler bir kez daha buluşmak ümidiyle. Hayırlı geceler.